Merhaba, Justine, sabunatelier.com'dan. Bugün yeni bir şey deniyoruz. Bugün aynı zamanda Instagram'a live gidiyoruz. Hadi bakalım, bilmiyorum. Ondan gözüm ara sıra kaçıyorsa haberiniz olsun, ondayım. Merhaba, Instagram'da hoş geldiniz. Şimdi bugünkü video hem deneme olarak Instagram ve Facebook aynı anda yayın yapmak için hem de çok yani nasıl diyeceğim, bugün biraz kısa bir konu, hem de aynı zamanda inşallah internet bağlantım tutuyor, dışarıda fırtına var, inşallah kopmaz. Bugünkü soru Nilay Hanım'dan geliyor. Sizin de sabun ilgili, kosmetik ilgili ya da doğal sabun ilgili sorularınız varsa ya Facebook'ta ya e-mail olarak ya da Instagram'da ya da bu video arası altında yorum olarak bırakın. Programı alıyorum. Gelecek 2 hafta için 2 sorum var. Merak ediyorsunuz. Gelecek hafta doğal sabun hesaplama, yani nasıl kendim tarif yaratabilirim, ufak tefek püf noktalara vereceğim. Ve bundan bu sonraki hafta palmiye ilgili konuşacağız. Bugün ama konu ekstraktla. Ekstraktla nedir? Ve nasıl kullanabilirim? Ne işe yarıyorlar? Nilay Hanım onu sordu. Çünkü butik sabun, yani eriyebilir sabun bazı nasıl daha güzel, nasıl daha etkili yapmak istediği soru oldu. En kolay yol ekstraktla bu konu için. Çünkü eriyebilir sabun bazı yağ ilave edince biliyorsunuz köpüğü azalıyor. Ama başlangıçta başlayalım. Sabun rüyası atölye merhaba. Sabun notus merhaba. Yi Tesra merhaba. Sabun rüyası atölye İrem Sağlı mı? Bu merhaba, hoş geldiniz. Instagram daha hoş beğendim, daha hoş Facebook'tan. Neyse, şimdi ekstraktlar nedir? Yani ekstraktları bitkilerin özü sıvı haline getirmek. Bu ne demek? Merhaba. Bu ne demek? Yani mesela papatya biliyoruz sakinleştirici özelliği var. Bu yüzden her ürünü papatya çay olarak ya da papatya yağ olarak katılamıyoruz. Bu yüzden ekstraktları bu işi için kullanıyoruz. Yani biraz şey pardon biraz kayboldum kendime. Şimdi ekstraktları dediğim gibi bitkilerin özellikle sıvı haline getiriyoruz. Bunun için farklı farklı yöntemler var. Bunları mesela sirke ile yapabilirsin, suyla yapabilirsin, gliserinle yapabilirsiniz, yağ da yapabilirsiniz, alkol ile yapmak mümkün ve kimyasal çözücüler, mesela heksan bu. Bizim mesela sabun atölye ve tatlı dilimde de kullandığım olanları hepsi su ve gliserin karışım bazlı. Çünkü böyle her ürün, her düşünce içinde böyle de dikkatle söylemek istiyorum, uygun oluyorlar. Şimdi noktam bir kez bakayım, bir şey unutmayayım size. Bunu hangi ürünlerde kullanabiliriz? Genelde her su bazlı ürün bir ekstrakt ya da özü kullanmak mümkündür. Yani krem, şampuan, losyon, doğal sabun, katı sabun, butik sabun, eriyebilir sabun bazıyla hepsi için mümkün. Ondan burada birkaç nokta dikkat etmemiz lazım. İlk olanı doğal da sabun bitki özleri. Bir kimsenin bir papatya alerjisi varsa kesinlikle papatya özü kullanıyorsanız dikkat etmeniz lazım, uyarmanız lazım. Çünkü sıkıntı yaratabilir. Ben mesela çilekli bir şey yanaşıyorsam kesinlikle 2-3 gün sonra kaşınıyorum, soymaya başlıyorum, kıpkırmızı oluyorum. Yani herkesin doğal dasa alerji durum olabilir. Diğerleri nasıl kullanıyoruz? Özle nasıl kullanabiliriz? Web sayfamızda kullanım oranı yazıyor. Genelde %1-5 arasında kullanıyoruz. Yani bu ne demek? 100 gram ürün için 100 gram ürün için 1 ve 5 gram arasında. Sıvı bir ürün yapıyorsanız, yani şampuan, losyon, saç bakımı, krem, su miktardan düşürün. Çünkü bunda ilave bir ürün olduğu için su miktarından genelde ilaveleri düşürüyoruz. Yoksa ürün daha sıvı oluyor, kıvamı daha vıcık oluyor.
Bit butik sabunda yani eriyebilir sabunda kullanmak istiyorsanız en sonda esans gibi da olarak ilave edin. Yani esans ilave ettiğiniz zaman ilave edin. İyice karıştırın, dökebilirsin. Burada su miktarı pek düşürmemiz gerek yok. Çünkü zaten sıcak olduğun için buharlaşma ve terleme, geçen haftanın konusu, onun için de etkileniyor. Doğal sabun için biraz farklı. Doğal sabun, sabun hazırladıktan sonra kostik koyduk, karıştırdık ve esans koyuyoruz, boya koyduk. Yani dökmeden önce ilave ediyoruz, iyice karıştırıyoruz ve bundan sonra dökebiliriz. Başka burada dikkat edecek şeylerimiz yok. Pardon. Yani dediğim gibi alerji konusu, alerji bilen bir alerji varsa bu ürün kullanmayın ya da ona göre alternatif bir ekstra kullanın. Burada bir soru arada gördüm. Arachni'den terleme yapmayan sabun bazınız var mı? Evet var. Terlemeyen sabun bazımız var. Low sweat olarak geçiyor. İsterseniz bakabilirsiniz web sayfamızda. Ve aynı zamanda Clementine kendimize ait ürün de çok büyük bir terleme yapmıyor. Terleme sıkıntınız varsa geçen hafta video bakabilirsiniz. Facebook'ta kayıtlılar. Başka ne olabilir? Yani ekstrakla mesela açıcı bir krem yapmak istiyorsanız çilek özü, dut özü çok iyi gidiyor renk açıcı olarak. Hassas bir cildiniz varsa aloe vera özü, yeşil çayda mesela ilave edebilirsiniz. Özel bir özüyle bir bilgi istiyorsanız onu da yorum olarak bakın. İsterseniz her ürün için ve her yani fark etmez yağmur şimdi palmiye yakın zaman gelecek. Sorunuz varsa onu da tek tek live olarak yapabilirim. Bu live'ları beğeniyorsanız bana da haber verin. Bana bir like, bir kalp, bir şey atın. Böyle devam etmek istiyorum haftada bir defa. Genelde çarşamba saati size uygunsa, uygun değilse onu da bana bir fikir verin. Ben öğle molası düşünerek en aklıma yattı. Bakalım çünkü çocuklar okulda, anneler ya da iş yerinde olunca da sıkıntı belki olmuyor. Bilmiyorum yani benden şu anda bu kadar. Sorularınız varsa altında yorum olarak, e-mail olarak bırakın. Ve inşallah görüşmek üzere. Bye bye.